Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Traversal projemizin 8. dersiyle beraberiz. Kurumsal tarafta gerçekten ciddi bir yoğunluğumuz var. Şu anda Aralık 2021 itibariyle mevcutta devam eden Huawei ve Vestel firmalarıyla yaptığımız eğitim çalışmaları var. Ondan dolayı biraz böyle YouTube tarafı Seyrek gelmeye başladı İnşallah daha fazla zaman ayırıp Bu taraftaki serilerimize devam edeceğiz Şimdi 8. derste Son derste context sınıfını tanımladık Burada ilgili on configuring Metodunu da yazdık Şimdi sırada artık migration oluştu Ya da daha doğrusu doğru bir telaffuzla Migration'ın oluşturulması işlemi var Şimdi migration Göç olarak çevirebileceğimiz Bir kavram ne işe yarayacak konteks tarafında oluşturulmuş olan connection string'e yine konteks tarafında tanımlanmış olan db set türündeki birer tablo olarak yansıtacak. Yani şu anda bakın SQL tarafında bizim veri tabanımızın ismi neydi arkadaşlar? İsmi traversal db idi. SQL tarafında t harfine geldiğim zaman şu an burada traversal db diye bir veri tabanı olduğunu göremiyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Package manager console açtım. Ardından konsol ekranını temizledim. Temizledikten sonra da şurada default project seçeneği var. Burada mutlaka data access layer'ı seçmeniz gerekiyor. Çünkü context sınıfı data access katmanının içerisinde. Context sınıfın içinde de bizim veri tabanına yansıtacağımız e, property'lerimiz yani db set türündeki prop'lar ve aynı zamanda bağlantı string e, string'i var. Yani connection string var. Ondan dolayı data access layer'ı seçmeniz gerekiyor. Şimdi buraya e, package manager'a bir kod yazacağım. Diyeceğim ki add-migration ya, migration boşluk. Ee, migration boşluk. Migration 1. Migration 1 isminde bir tane migration oluşturuyorum. Enter'a bastım. Eğer ki şimdi proje derlenecek. Derleme esnasında eğer ki herhangi bir hata yoksa bize Migration oluşturmak için bir e, ön izleme sayfası oluşturacak. Bekliyorum. Şu anda hazırlanıyor. Geldi. Şurayı kapattım. Bakın burası geldi. Şimdi diyor ki ben bu migration üzerinden bir takım tablolar oluşturacağım. Mesela bakın bu tablolardan birisi şu. About 2 tablosu, about tablosu, örneğin contact, iletişim tablosu. İletişim tablosu içerisinde contact ID bizim e, birinci anahtarımız, otomatik artan alanımız ve nullable değeri fal false olan bir alanımız. Yani boş geçiremeyecek bir alan. Contact tablosunun içerisinde bazı e, sütunlar var. Bizim C -sharp tarafında sınıflar içerisinde tanımlamış olduğumuz property'ler SQL e sütun olarak yansıyacak. Bakın burada mesela description, mail, işte adres, phone ve map location kısımları biz string olarak tutmuştuk. String olarak belirlediğimiz, string olarak belirlediğimiz property'ler SQL'e en varchar türünde gidiyor. C# tarafında bool türünde belirlediğimiz tür ise SQL bit olarak yansıyacak. Int'ler yine int olarak kalacak. Tamam mı? Burası böyle. Migration olduğu kısım toplamda 200 küsür satırımız var. Peki hazır mı? Yani veri tabana yansıtmak için hazır ama henüz yansımadı. Bu değişikliklerin veri tabana yansıması için buraya gelip updater'ı database diyorum. Veri tabanını güncellesin bir bakalım. Traversal bir veri tabanımız Başarılı şekilde yansıyacak mı? Şurada App diye bir seçenek gelmesi gerekiyor ki geldi. Yani migration uygulandı. Şurada da bakın 2021 işte 12-20 yazıyor. Bu kısımda aslında migration oluşturuldu işte tarih ve zaman bilgisini tutuyor. Oluşturuldu diyor. Bakalım gerçekten oluşturuldu mu? Sağ tuşa tıkladım, refresh dedim. Bakın Traversal DB burada bizi karşılığı Table tarafını açtım. Table tarafında da bütün tabloları mevcut. Tamam mı? Burası böyle. Gayet kolay ve kullanışlı bir yapısı var. Migration'ın. Migration Şimdi burayı da tamamladık. Bu kadar. Migration'ı oluşturduk. Bir sonraki derste müsaadenizle artık yavaş yavaş Repository Design Pattern'e girelim ve Repository Design Pattern üzerinden kodlamaya başlayalım. Gelecek derste görüşmek dileğiyle.